Almanya'da para transfer merkezinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan 2021 yılında çalıştığı şirketten 8 milyon euro yani 230 milyon lirayı çalıp kayıplara karıştı. Milyonluk vurgunun ardından İspanyol dedektifler de iz sürüyordu. Bir fotoğraf karesi onları İzmir'e, Çeşme'ye getirdi. Özlem Aktay'ın özel haberi. Böyle birisi var, tanıyor musun? Bana sordular, hayır dedim. Nasıl taşıdığını merak ediyoruz o parayı. Türk polisi, Alman polisi ve İspanyol dedektifler hepsi 2 yıldır 8 milyon euro yani 230 milyon lirayla ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı arıyor. Hayret edilecek Almanya gibi bir yerde. 2021'den beri iz süren dedektifler kritik bir fotoğrafa ulaştı. Havuz başındaki bu fotoğraf ekipleri Çeşme'ye getirdi. Polisin ulaştığı o fotoğraf karesi İzmir Çeşme'deki işte bu villada çekildi. Fotoğrafın çekildiği tarihse hemen büyük vurgunun ertesi. Fotoğraf karesinde büyük bir servetle ortadan kaybolan o genç kadın yok ama işbirlikçisi olduğu düşünülen o kadın burada fotoğraf karesindeydi. İşte o fotoğrafın ardından İspanyol dedektifler İzmir Çeşme'yi kendilerine mesken tuttu. Diğer bölgelere göre biraz daha sakin. Acaba o yüzden mi burayı seçti? Kesinlikle öyle olabilir. Almanya'da çalıştığı para transfer şirketinden para dolu minibüsle kaçan Yasemin Gündoğan'ın karayoluyla Viyana'ya, oradan da uçakla İstanbul'a, ardından da İzmir'e gittiği tespit edildi. Herkes o şahsı görüp görmediğimizi soruyor. Bu kadar çok parayı, bu kadar büyük bir parayı nasıl götürdü? Hayret ya, gerçekten hayret. Büyük bir vurgun yapan genç kadının en son İzmir Çeşme'de olduğunun ortaya çıkmasının ardından İspanyol dedektifler de rotayı buraya, Reislere Mahallesi'ne çevirdi. Burada günlerce dükkan dükkan, villa villa gezip bir ipucu aramaya başladı. Hanımefendiyi de tanımıyorum. Hatta hangi ev diye baktım, çözmeye çalıştım, çözemedim. Yasemin Gündoğan'ın soygunu nasıl yaptığı da ortaya çıktı. Şüpheli işteki son gününde transfer edilecek olan paranın büyük bölümünü yanında getirdiği ikinci kasaya doldurmuş. Aynı iş yerindeki güvenlik görevlisi sevgilisine garaj kapısını açtırıp içeri giren minibüse 8 milyon euroyu yüklemiş. Para konteynerle önce Viyana'ya, ardından da Türkiye'ye getirildi. Şimdi ortada ne para var ne de kadından bir iz. Öyle ki filmleri aratmayan, Almanya'dan İzmir'e uzanan hikayede eldeki en kritik bilgi İzmir Çeşme'deki işte bu villa oldu. İspanyol dedektifler yaptıkları son çalışma genç kadının öldürülmüş olabileceğini, paranın da bir başkasının eline geçmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Milyonluk soygunda şimdilik ortada ne para ne de şüpheli kadın var.